Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alo Kanka ve Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu Piri Reis İlköğretim Okulu oldu. Tuzla'daki 24 İlköğretim Okulu'nun katıldığı Cumhuriyet Kupası finalleri Aydınlı Mahallesi'nde Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen toprak sahada yapıldı. Kupa törenine Tuzla Kaymakamı Mümin Eybet, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Serdar Uçan, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cengizhan Aras, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sayın Kaymakamımızın da bütün Bakanlık Taşra Teşkilatları'nın, Milli Eğitim'in ve Polis Teşkilatı'nın da mutlaka işin içerisinde olacağı, topyekun bütün Tuzla halkıyla beraber 2012 spor başkenti olan İstanbul'da ne yapabiliriz ve bizim Tuzla'mızda yapacağımız bütün yatırımlarla beraber işte bu şekilde yeni tesislerimizi oluşturacağımız alanları belirleme konusunda Tuzla Belediye Başkanı olarak da ekibim olarak da bizler de sizlerin yanında olacağımızı ifade ediyorum. İnşallah bundan sonraki yapacağımız çalışmalar, evet, eğitime, spora, kentin bütün gelişimiyle beraber yapacağız ama gençlerimiz ve geleceğe emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitimiyle, sporuyla mutlaka sonuna kadar bütün imkanlarımızı hazır ve nazır olacağımızı ifade ediyorum. Burada şehrin göbeğinde doğayla iç içe, ormanın içerisinde böyle bir semt sahası zaten var idi, iyileştirildi ve yeniden kazandırıldı bu bölge insanına. Ben bu eksiğin etrafının çevrilerek binlerce insanın yaşamaya başladığı yeni yaşam alanı olan Aydınlı TOKİ konutlarına da hizmet eder şekilde onların sabah ve akşam sporlarını yapabilecekleri bir sağlıklı yaşam parkurlarıyla hafta sonları ailece birlikte piknik yapabilecekleri bir yaşam alanı şeklinde düzenlenmesi konusunda belediye başkanımız da biraz önce müjdeyi verdiler. Ben bu konuda emeği geçen, bu güzelliklerde tuzu olan, fikren destek olan ve buna terle koşarak bu turnuvanın güzelliğine ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Final maçları sonrasında Piri Reis İlköğretim Okulu 1., Yunus Emre İlköğretim Okulu 2., Aydınlı İlköğretim Okulu 3. oldu. Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonluk maçında çok güzel bir futbol ortaya koyan Piri Reis İlköğretim Okulu, rakibi Yunus Emre İlköğretim Okulu'nu 1-0 yenerek ipi göğüsledi ve kupanın sahibi oldu. Kupa töreni öncesinde İlköğretim Okulu öğrencileri, Tuzla toplum destekli polis memurlarına büyük ilgi gösterdiler ve polis olmak için neler yapmaları gerektiği konusunda polis memurlarına sorular yönelttiler. Şu anda Aydın'da futbol sahasının açılışında final maçı oynanıyor. Alo Kanka ve Cumhuriyet Kupası Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda coşkulu bir kalabalık var. Şu anda da yanımızda toplum destekli polis arkadaşlarla birlikteyiz. Ben yanılıyorsam düzeltin. Siz de burada destek olmak için çocuk polis büro amirine destek olmak amaçlı buradasınız. Hem Cumhuriyet Kupası hem kendi yaptığınız görevlerle ilgili bize neler söylersiniz? Doğrudur. Bunun gibi çalışmaları toplum destekli olarak bizler de zaman zaman yapıyoruz. Burada toplum destekli polislik olarak emniyeti halka özendirme, çocuklarımıza polisliği anlatma, kaynaştırma, bunun gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvayı da organize edenlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Genç arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz tabii. Şöyle de bir durum var. Gençlerimizin size yoğun bir ilgisi oldu. Evet. Bu görüntü çok güzel bir görüntü yani. Siz neler söylemek istersiniz? Bayan polis memurluğu zor mu ilk önce? Oradan gireyim. Bayan polis memurluğu İstanbul şartlarında biraz daha zor tabii. Ben de bayan arkadaşlarım onu söylüyorum. Çok istekli olmaları gerekiyor. Çok fedakar olmaları gerekiyor. Çok ders çalışmaları gerekiyor. Ama eminim yapacaklar. Birlikte de görev yapacağız. Evet, biz onlara güveniyoruz. Evet, siz bu gençlerimize neler önerirsiniz? Yani sizin yolunuzda ilerleyebilmeleri için neler önerirsiniz? Öncelikle derslerine çok çalışmalarını istiyoruz ki aramıza katılabilsinler ve bol bol spor yapmalarını istiyoruz. Boyları uzun olsun, çevik olsunlar diye. Çünkü bizim bol bol koşuyoruz biliyorsunuz. Sizin de aramıza katılmanızı bu yüzden çok istiyoruz. Cumhuriyet Kupası töreninde dereceye giren
takımlara kupalarını Tuzla Kaymakamı Mümin Eybet, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Serdar Uçan verdi.